Merhaba, hoş geldiniz. Her pazartesi olduğu gibi Murat Sarman'la birlikte Haftanın Notları programında karşınızdayız. Murat Bey, hoş geldiniz. Teşekkürler, ee, Sağ olasın. İyi haftalar. Sizlerin de fark ettiği gibi iki haftada yayın yapmadık. İki haftanın ardından sizin karşınızdayız. Muat Bey'in sevgili annesi Zahide Sarman'ı kaybettik maalesef. Murat Bey, başınız sağ olsun. ara sabır versin. Çok teşekkürler Semih. Çok sağ ol. Murat Bey çok esasında yoğun bir hafta. Şimdi altın rekor kırıyor, gram altın rekor 10 saatin 2000 üstünde geçti. Dolar 19'un üzerine geçti. Küçük küçük yükseldi yükseldi. Yurt dışındaki bankaların durumu var. Sürekli yeni haber akışı var orada. Bugün bu hafta FED var, Merkez Bankası var ve tabii ki seçim var. Bizim için hepsinin önemlisi. Hepsini konuşacağız. İstiyorsanız hızlı bir başlangıç yapalım ve döviz piyasasıya başlayalım. Şimdi döviz 19 lirayı geçti. Esasında küçük küçük artıyor ama psikolojik olarak 19 bir psikolojik seviyeydi ve 19'u geçti. Her gün biraz üstüne koyuyor. Ve bugün ekonomi.com e Şebnem Turan bir haber verdi. Habere göre şunu söyleyeyim hemen şunu okuyayım yanlış olmasın. Ticari kurumsal müşteri 5 milyon dolar olan günlük döviz alım limiti 2,5 milyon dolar düşürüldü. E bir de yurt dışına para transferi %5 komisyon ihtimali var. Böyle bir haber verdi. Daha kesinleşmiş, resmileşmiş bir şey. Bu iki e, gelişmeyi ve tabii ki dövizdeki hafif yukarı çıkışı nasıl yorumluyorsunuz? Teşekkürler Semih. Bu arada e, bu zor günlerimde e, arayan, soran, e, mesaj atan e, te, herkese çok çok teşekkür ederim. Yani çoğuna cevap veremedim. E, şimdiden e, burada da e, senin, sizin vasıtalarınıza da herkese tekrar taze mesajları için teşekkür edeyim. Şimdi gel e, gündemimize Tabii dönersek bu haberin tabii şimdi hiçbir şey doğru olamaz diyemiyoruz. Biliyorsun yani son yıllarda olmayacak şeyler olduğu için. Hani Naci Abal görevden alınır denilseydi herhalde çoğu insan ay yok öyle bir şey falan filan derdi. Ama bir gecede e, görevden alınır. Aklıma ilk o geldi. Ya da başka e, işte, uygulamalar. E, bu yeni sistemde çünkü artık tamamen e, Cumhurbaşkanı hükümetle mi tek bir yerden karar alınıyor ve e, meclise geliyor ve mecliste çoğunluk olduğu için de zaten e, bu kararları kabul ediyor. E, ben bu söylediklerinin çok olacağını düşünme. Hele yüzde beş komisyon falan. Ya bu ciddi bir sermaye kontrolü gibi artık. Yani zaten hani sermaye kontrole benzer e, şeyler var son dönemde. Daha resmileşmedi Semih. Onun için yani çok olmaz diye düşünüyorum. Şimdi kur tabii kur tutulmaya çalışılacak. Aynı birazdan borsaya da geçeceğiz. Yani borsada kurda bunlar tutulmaya çalışılacak seçime kadar. E, çünkü vatandaş çok ilgilendiriyor. Çok tekniğe girmeden şöyle Merkez Bankası'nın rezervlerine işte gelecek aylarda ödemelerine falan baktığımda elinde e, cephane var yani kuru tutmak için. E, onun için işte gelen bir 5 milyar dolar var biliyorsunuz Suudilerden. Ee, işte Rusya'dan destekler gelebilir ek olarak işte BOTAŞ e, e, ertelendi. Yani şurasında iki ay kaldı. Bence bu biraz önce saydığın e, uygulamalara gerek olmadığını düşünüyorum koru tutabilmek için. Kurutmak için. Şimdi yine bu bağlamda Bloomberg'den eski Merkez Bankası uzmanı Selva Bazıki'nin bugün attığı bir tweet var. Ve tweette zaten işte dediğiniz gibi dövizle müdahale edildiğini biliyoruz. Berat Ağabeyak zamanından bir farklı düzeye geldi. Onun hesaplamasına göre, şimdi onun grafiğini de vereceğim. Geldi. Onun hesaplamasına göre Aralık 20, 2021'den beri 128 milyar dolar, meşhur biliyorsunuz o 128 milyar dolar tartışması vardı zaten. Bir ikinci 128 milyar dolar bir müdahale olduğunu ortaya çıkartmış rakamlarda. Siz ne diyorsunuz? Bu müdahale söylediğiniz gibi daha seçime kadar devam edeceği benziyor siz cephane var diyorsunuz. Yani iki ayıp bir şeyimiz var diyorsunuz. O kadar e, onu müdahale edecek kadar cephane var olduğunu söylüyorsunuz. Siz bu müdahale için ne dersiniz? Ee, yani işte tabii şey e, meşhur bir söylem olmuştu. Artık şey değiş, değiş, değiştirilebilir. Yani 128 milyar dolar çarpı iki nerede gibi bir şey olabilir artık. Tabii ki e, rakam birkaç ay, bir iki ay önce 110 milyar doları geçmişti. 128'e gelmiş tekrar tesadüf olarak. E, bunu biliyoruz artık. Yani Merkez Bankası Değerli dostum sevgili Uğur Gürses'in söylemiyle arka kapıdan yöntemiyle onun bulduğu bir söylemdi. arka kapıdan müdahalelere devam ediyor Merkez Bankası. Yani bir ay kaldı dediğim gibi. Şimdi burada tabii KKM 85 milyar dolar biliyorsun çok yani dövize gidebilecek miktarın KKM'ye gittiğini görüyoruz. Seçime kadar idare edebiliriz ama seçim sonrası. Ki bunu çok soruyorlar. Ee, orada daha e, endişeliyim. Yani e, iktidar da gelse, muhalefet de gelse. Çünkü e, yani şöyle düşün. E, muhalefet kazandığında e, Merkez Bankası bu e, satmayı bırakacaktır diye düşünüyorum müdahaleleri. Çünkü Merkez Bankası'nın başkanı değişecek. E, işte iktidar devam ederse acaba e, biraz daha işte yabancı yatırımcı gelmeyeceği için bu politikalarla acaba dövize kaçış hızlanır mı gibi hani tam seçim öncesi seçimden sonraki günler sanki daha önemli olduğunu düşünüyorum ama merkez bankası bu politikaları tabii ki devam ettirecek seçime kadar onu biliyoruz. Bir bir değişik bekleme, İki ay sonrası için daha, daha çok bir değişik. Hatta sizden yapamadığımız dönemde Mehmet Şimşek iddiası da bir defa daha gündeme geldi. Siz de takip ben, sizi. Yani sizde. şey tabii zor bir iki haftam geçti. Çok evet. fazla yani baktım göz ucuyla çok son iki üç gündür biraz daha okumaya başladım tekrar. Ya zannetmiyorum seni. Yani o haber, Mehmet Şimşek haberleri yani arka cepten her böyle seçim öncesi, atama öncesi çıkıyor. Ben zannetmiyorum. Yani Mehmet Şimşek bu politikalar yani benim bildiğim tanıdığım Mehmet Şimşek bu politikalarla e, gelmez kesinlikle yani tamamen işte hani e, yani faiz sebep enflasyon sonuç politikasına Mehmet Şimşek kesin gelmez diye düşünüyorum bu söylemlerin ve politikanın değişmesi lazım teşekkür ediyoruz buradan borsaya geçelim şimdi borsada bugün nasıl bir açılış yaptı bir ona bakalım şu anda 0.45 e, aşırıda aşağıda 5110 seviyesinden işlem görüyor. Geldi bu seviyede dolaşıyor son birkaç gündür. Tabii ki yurt dışındaki olumsuz gelişmeler var. Onları takip ediyor borsa. Ama aynı zamanda Fed'in faize arttırımını da konusunda bir tık geri adım açacağı da konuşuluyor. İçeride seçim takip ediyor. Siz borsanın nasıl devam edeceğini düşünüyorsunuz? En azından bir haftalık süreçte. Şimdi şöyle tabii geçen borsa biliyorsun hafta sonu ile kapattı. Burada isim vermeyeyim. Önemli bir aracı kurumun. 50 binin üzerinde e, vadeli işlemlerde satışı var. Yani e, short değil bu arada açığa değil e, mevcut tuttuğu e, uzun tuttuğu kontratlardan bir çıkışı olduğunu e, gördük. E, bu tabi olumsuz. E, tabi öte yandan şöyle e, seçime kadar biliyorsun bunu aylar önce söylemiştik yani evet. seçimden önce e, belki de hani riskler azalacak diye riskleri azaltmak lazım diye konuşmuştuk çünkü seçim gecesi seçim sonrası tam ne olacağını bilmiyoruz burada bir belirsizlik var aynı zamanda ciddi bir destek de var yani ziraat yatırım öncülüğünde önemli bir alım görüyoruz ki bu sabah da yayına girmeden önce o alımların devam ettiğini görüyoruz borsa yatırım fonu vasıtasıyla bu tabi endeksi tutuyor yani benim düşüncem Semih Hani 5.000-5.100 buralar e, önemli bir destek olmaya devam edecek. Yani e, 5.000 üzerine gelebilir ama dediğim gibi bir iki gün üst üste kapanış görmemiz lazım aşağı gitmesi için. E, burada şöyle olacak. Riskini azaltmak isteyen yatırımcı olacak. Seçime doğru. Aynı zamanda da e, endeks nasıl kurda bir destek veriliyorsa endekse de bir destek verilmeye çalışacak. Veya işte seçim sonrası Olumlu beklentilerle e, bu satın almaya çalışılacak. işte Biliyorsun yabancıların da e, dönmesi bekleniyor seçimden sonra. Eğer iktidar değişikliği olursa yani bütün yabancılar aş aşağı yukarı okuduğumuz raporlarda yani normal makro ortodoks makro politikalar dönüşünde e, bir yabancı yatırımcı tekrar geleceği e, konuşuluyor. Ama şöyle de bir şey de var. E, bu yeni politikalarla da faiz yükselecek büyük ihtimalle. O da tabii borsa için de iyi bir haber değil. Ee, ama seçime kadar e, bir şekilde endekste e, desteklenecek diye düşünüyorum. O zaman şeyin sonuna geldik artık değil mi? Evet. O, dönem bitti artık. Yani sürekli her gün yüzde bir, yüzde iki pigmendiği günler artık seçime kadar en azından ben, yok. yok. Yok yok öyle yani Demiştim. çok ciddi bir, Ya, e, biliyorsun 3 yani yılbaşında 3 cent gibi konuşmuştuk e, yani beklentiyi. 3 cent işte yaklaşık bugünkü kurlarla 5700 yapıyordu. 5700'ü gördük zaten. Biliyorsun oradan döndü endeks. Ya yani Buradaki hedef ilk etap 3 cent'tir benim için. 3 cent'te 5700 yapıyor. Ee, e, işte 5700 kırılırsa belki de 6000 ama dediğim gibi e, çok da kolay gözükmüyor. Çünkü e, seçim demek yine belirsizlik demek. Tabii ki seçim beklentileri satın alabilir ama buradaki e, seçim gecesi, seçim sonrası işte iktidar değişikliği olursa e, bu nasıl gerçekleşecek? İktidar devam ederse bu politikaların devamı demektir. E, bu da e, belki de daha çok risk yaratacaktır falan filan. Belki çok çok net bir artık konsensus oluşursa seçimden bir iki hafta önce kesin bu iş sonuçlanırsa belki o zaman belki bir hareket olabilir ama o çok çok olası gözükmüyor yani. O yani, kadar herkesin yani, hemfikir olduğu ya. bir seçim sonucu önceden netleşirse... Ya netleşir ama tabii yani şimdi seçim gecesi, seçim sonrası işte yani tabii. İstanbul'da da yaşandı biliyorsun yani ilk ilkinde mazbata verilmedi, geç verildi mazbata biliyorsun. Sonra ikinci yani seçim iptal edildi. Onun için yani daha önce yaşanmış gelişmelerden piyasa o riski almamak isteyebilir. Onu demek istiyorum. Evet. Peki buradan bir de altına bakalım. Ondan sonra biraz yurt dışına. Çıkarın bankacık mevzusunu konuşacak konuşacağız ama öncesinde altındaki yükseliş 10 saatin 2000 dolar geçti. Gram altında tüm zamanla rekorunu kırdı. Sizin altın öngörünüz nedir acaba Murat Bey? Ya altındaki ön, yani beklentim biliyorsun hep yani daha pozitifti. E, çünkü, çünkü hala negatif bir reel faiz var. Fed faiz yükselse de. E, onun için altın tabii ki yükselmesinin yani ben iki sebep görüyorum. A i̇ki ana sebep tabii bu bankacılık dünyada işte e, Avrupa'da biraz konuşacağız Amerika'da yaşanan çalkantı. E, güvenli liman arayışı. E, i̇kincisi de e, onu da şimdi söyleyebilirim. Yani bu hafta Fed'in e, toplantısı var. Bir ara e, %70'e çıkmıştı biliyorsun. 50 bas puan artış e, beklentisi. E, bir ara <laughs> hiç artış pas geçer diye e, dendi Hatta indirebilir mi acaba diye bilgi iki yazı okudum e, Muhtemelen ben 25 bas puan artıracağını düşünüyorum ya e, aynı patikada devam edecek hiçbir şey yapmaması risk bir bile olabilir bu etapta yani e, Çünkü enflasyon yüksek olmaya devam ediyor Amerika'da e, ya yani benim 25 bas puan yapması ha altın yükselmesi şeyi e tabii 50 fiyatlanıyordu. Şimdi daha az faiz arttırması e, altın gibi e, bir MTI'da e, yaramış oluyor. Belki erken bir soru ama bu 25 bas puanlık ogası artış son artış mı olacak sizce? Bir süre. Ya belki de bekleyebilir. ya yani bir sonraki toplantıda e, özellikle tabii bu yurt bankaların işte gelişmeleri ya yani gelişmelere bakacaktır. E, son olmayabilir. Yani bir tane daha e, tutabilir diye düşünüyorum. E, ya bu, piyasa şu anda 3 çeyreği biliyorsun çok fiyatlamıştı bu olaylardan önce. Ee, 50-25-25 hatta 1 puana bile çıkmıştı bazı yerlerde bazı fiyatlamalarda ama herhalde hani 25 yapsa bile semi herhalde son faiz arttırma olacağını düşünmüyorum. Ya yani Bir tane daha yapabilir ama onu bir sonraki toplantıda yapmayabilir. Hmm, e, enflasyondaki gelişmeleri ve bankacılıktaki gelişmelere bakacaktır. Evet bankacılık dediniz. Şimdi bankacılıkta satın alma haberi geliyor. Önce işte batma ve kapanma ifas haberi geldi. Zor durumda borsada da hisse senetli düştü. Kredi Suisse'den bahsediyorum. Sonrasında ise işte gördüğünüz kredi Suisse UBS aldı. Amerika'daki Signature Bank'ı da yine bir banka satın aldı. Şimdi iki şey soracağım. Bir yurt dışı için soracağım. Bunun önüne geçirdi mi sizce bu bankadaki işte küçük çapta bir çarkantının önüne geçildi mi? Bir bunu soracağım. Yoksa bunun daha devamı gelecek mi? sizin öngörünüze göre. Bir de en çok merak eden tabii zaten her şey bizi etkiliyor. Bu da etkileyecek mi diye korkuyor insanla. Bu konuda ne dersiniz bize olan etkiye konusunda? Ya tabii şimdi SVT, Silicon Valley Bank'in iflası tabii bence çok önemli. Biliyorsun e, Lehman Brothers'dan sonra en önemli ikinci iflas. E, çok uzun yani son yıllarda. E, işte 200 milyar dolar gibi bir bilanço büyüklüğündeydi. E, Leman'ı hatırlıyorum Semi yaklaşık o dönemde yani 600 milyar dolar bilançosu vardı. Yani Leman çok daha büyüktü. Zaten en büyük dördüncü yatırım bankasıydı o dönemde. E, hatta o dönemde battığı dönemde 2008'de Türkiye ekonomisi büyüklüğü kadardı bilançosu düşün. Yani Türkiye ekonomisi 600-650 milyar dolarken Leman Brothers 600 milyar dolardı. E, tabii e, Silicon Valley Bank biliyorsun daha çok teknoloji firmalara işte kredi veren, yatırım yapan bir banka. E arkasında tabii o bahsettiğin Signature Bank'in kurtarılması ve özellikle Merkez bankaların çok çabuk aksiyon alması önemli. Yani 2008'de biraz gecikme olmuştu o dönemde. bunu önlemeye çalıştılar. İşte Credit Suisse'in işte kısırca haber biliyorsun UBS e satıldı. İşte 3.3 milyar dolara eee bu kur, yani kurtarıldı sonuçta kredi çünkü too big to fail var yani o kadar büyük ki yani kredi iflas in etmesi tüm sektörü etkileyecektir. Yani senin sorun cevabı şurada ee, daha büyük iflasların gelmemesi için sistemik bir krizi önlemek için aslında e, işte Signature Bank'ın satın alınması yani SVT e, bir örnek oldu e, ama diğer bankalar özellikle Credit süresi de e, kurtarıldı. Ee, bu da önemli bence yani bir de biliyorsun hani satın aldı ama işte 9 e, milyar e, euro işte e, zararını karşılayacak işte 100 milyarlık bir milyar euro e, e, bir likitte e, kolaylı olacak falan yani bunlar çok önemli şeyler e, çok büyük hamleler bunlar e, e, onun için e, yani sistemik krizi şu anda önlenmeye çalışılıyor e, fakat Başka haberler duyar mıyız? Duyabiliriz. E, orada da e, müdahale gelecektir. Bizim tarafa sıçrar mı? Bence değil. Yani şu anda bizim gündemimiz farklı. E, şu anda bu bankacılık krizinin bu etapta direkt Türkiye'ye geleceğini düşünmüyorum. Dediğiniz gibi ilk de sağlamak için adımlar tırmanıştı. İşte bu bankanın araması da önemli bir şeydi. Aynı zamanda yine bu işte banka satın arınmanın haberin olduğunu takiben. Fed ve 5 büyük merkez bankası yani Kanada Fed, Kanada, İngiltere, Japonya ve Avrupa, Avrupa ve İsviçre Merkez bankalarında e, dolar sıva patlı operasyonu sıkkını arttırarak iki adım attı. Bunu da söyleyeyim. Yani 2008'de olduk... olmamıştı bunlar seni. Yani bu bunlar çok hızlı geldi bu sefer. Evet ee, tecrübe yani... işte aynı aynı tecrübe sayı. tabii. Yani e, orada yaşanan tecrübe işte e, sistemik krizin orada yani çok ciddi bir krize girmesi ekonomilerin burada dediğim gibi çok hızlı adımlar atıldı ve büyük adımlar atıldı. Bu da olumlu. Evet, olumlu. Şimdi en son haftanın açıklanacak verim kısmı konuştuk zaten. Ona geleceğiz ama öncesinde şunu söyleyeyim. Ramazan başlıyor bu hafta. Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı. Geçen ay geçen sene 6 euro Ramazan pidesi bu sene 10'a çıkmış, 10 euroya çıkmış. Ama ufak bir farkla geçen sene pide 330 grammış Bu sene 300 grama düşmüş. Yani yaklaşık %10 gramajı düşmüş. Fiyatı da artıda ona çıkmış. Yani enflasyonun e, hissetme açısından, enflasyon göstermesi açısından canlı bir örnek olarak onu da söylerim. Ve haftanın <laughs> verisine geçelim. Ve tabii ki bir tanesini konuşmadık. O konuda sizden şey alacağım. Şimdi geldi. <laughs> Fed'i konuştuk en önemlisi. Ama Perşembe günü bizim Merkez Bankamızın toplantısı var. Siz ne bekliyorsunuz? Bizim Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ne yapar? Oradan başlayalım istiyorsanız. Bir evet yani e, diğerlerine aşağı yukarı konu evet. en önemli iki tane verir zaten. E, <laughs> çarşambaki FED, işte onu konuştuk. Bir de Perşembeki e, bizim Merkez Bankamız toplantısı. Beklenti işte 50 baz puan diye siz vermişsiniz. Ben açıkçası pas geçebileceğini düşünüyorum ama çok da bir şey fark etmiyor. Yani <laughs> indirse de e, pas geçse de e, diğer faizleri çok etkilemediği için ee, çok da bir önemi e, olmayacaktır. E, onu çok uzun zamandır söylüyoruz. E, ama yani fedin şeyi azaldığına göre bizimki de pas geçebilir gibi e, düşünüyorum. Evet. Fedin yüksek artışı şey azaldığı ya da pas geçeceği için e, şu anda faiz indirmenin bir e, ekonomiye hiçbir şeye getirmeyecektir. Piyasada herhangi bir etkisi olacak mı da pas geç geçmesin ve faiz <laughs> indirmesin? Hiç, hiçbir şey. yani hiçbir etkisi yok. Yani. Zaten çok başta söylendi artık politika faizi önemsizleştirdik diye resmi bir açıklamaya geldikten sonra zaten çünkü mevduatlar işte 30'larda işte kredilerde 25-30-35-40 yani bağlantı çok ciddi bir şekilde kopmuş durumda. Evet çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Bu hafta yeni bitirdik. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Hem izleyeceğimiz hem size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere çok sağ olun.